Şirket haberlerimiz var sırada. Kavurucu sıcakların artması klimaya olan talebi gün geçtikçe artırıyor. Türkiye'de klima kullanımı artarken İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği yeni nesil klimaların enerji verimliliğine ciddi katkılar yapmaya başladığına dikkati çekti. Yani cihaz maliyetini... Son 10 yılda 7 milyon adet split klimanın satıldığı Türkiye'de çevre dostu akıllı klimaların yaygınlaşması için bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği Split Klima Komisyonu Başkanı Can Topakoğlu 2011 yılında 725 bin klima ihracatı yapıldığını söyledi. Öncelikle Türkiye'de 2011 yılı İSKİT verilerine göre 725 bin klima ihracatı yapıldı. Yerli imalat toplamı ise 1 milyon 400 bin adet. Yani bakıldığında Türkiye duvar tipi klimalarda yerli oranı daha fazla olan, hem üreten hem de ürettiğini yurt dışına satan bir ülke konumunda. 2012 yılı beklentilerimiz 2011 yılına paralel geçeği bir miktar artabileceği yönünde. Özellikle iç pazar konusunda hava sıcaklıklarının, çok klişe olacak ama, klima penetrasyonuna, satışına ciddi bir etkisi var. Topakoğlu, Türkiye'nin ihracat için özellikle Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika pazarlarına odaklandığını belirtti. Türkiye klima konusunda interland olarak Kazakistan'dan başlayıp Amerika'ya, Arjantin'e kadar uzayan bir bölgenin klima üreticisi konumunda. Sadece Uzak Doğu pazarı değil, Uzak Doğu pazarı Uzak Doğulu üreticiler tarafından tedarik ediliyor ama Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa Birliği, özellikle Kuzey Akdeniz, Kuzey Afrika ve Güney Amerika bölgesinin klimalarının birçoğu Türkiye'de şu an imal edilir durumda. İhracat da ağırlıklı bu ülkelere yapılıyor. Toplantıda yeşil sermaye ve enerji modellemesi üzerine bir sunum yapan Bloomberg HT Ekonomi Kanalı Direktörü Profesör Doktor Kerem Alfin de çevre sermayesinin korunmasının sürdürülebilir büyüme için önemli olduğunu söyledi. Alkin, artan talep dolayısıyla doğal gazınsa enerji piyasasında altın çağını yaşadığını ifade etti.